8 yıl komada kaldıktan sonra cumartesi günü öğlen İsrail'in eski başbakanı Ariel Sharon düzenlenen resmi devlet töreni ve askeri törenlerin ardından toprağa verildi. Sharon'un cenazesi askeri konvoy eşliğinde götürüldüğüne Negev çölündeki Shikmin çiftliğinde ikinci eşi Lili'nin yanına defnedildi. Tevrat'tan bölümlerin okunduğu cenazede defin işlemini 8 İsrailli general yaptı. Törende konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı ise ben de bugün seni lider ve komutanım olarak selamlamaya geldim. Bugün senin bıraktığın ordunun İsrail halkını ve senin hayalinde var olan İsrail'i koruyacağını söylemek için buraya geldim dedi. Daha sonra kürsüye gelen Ariel Sharon'un oğlu Gilad Sharon ise babasına övgü dolu ifadelerde kullandı. Babasının insanların olmaz dediklerini gerçekleştirdiğini dile getiren Sharon sözlerine şöyle devam etti. İnsanlar Filistin terörün üstesinden gelinemeyeceğini söylese de sen güvenlik duvarı inşa ettin ki bu bariyerler bugün bizi korudu. Zaman zaman olmayacak konuları gerçekleştirdin. İşte efsaneler böyle olur. İşte insanlar bu şekilde bir bütün olur. Törende aralarında ABD Başkan Yardımcısının da bulunduğu 20 kadar yabancı devlet adamı hazır bulunurken, Afrika Arap Dünyası ya da Latin Amerika'dan herhangi bir katılım olmadı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen cenaze törenine 600 kadar İsrail'in katılmasına izin verildi. Filistinliler özellikle 1982 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Sabra ve Şatilla mülteci kamplarında yapılan katliam sebebiyle Sharon'u savaş suçlusu olarak görmektedir.